Peki hocam, endoskopi dediniz az önce. Endoskopi nedir? Şimdi biz mide ve bağırsakla ilgili hastalıkların tanısında endoskopik yöntemlere başvuruyoruz. Çünkü içi havalı organlardır. Yani bunları biz ultrasonla, tomografiyle kısmen değerlendirebilsek de endoskopi gibi direkt göremiyoruz veya gerektiğinde biyopsi alamıyoruz. Endoskopide de bir kameranın yardımıyla hastayı uyutarak direkt midesinin içine giriliyor, bakılıyor, ülser mi var, gastrit mi var, gerek görülürse oradan biyopsi alınabiliyor, yani bir tetkik için parça alınabiliyor veya küçük polip gibi, yani ufak problemler veya bir darlık gibi problemler varsa bunlar endoskopik olarak da düzeltilebiliyor. Tedavi amaçlı da endoskopi kullanılabiliyor. Bazı hastalarımız endoskopiden korkabiliyor. Normal herkes korkar ama yani yaptırdıktan sonra da genellikle hastalar korktuğumuz kadar zor değilmiş derler. Hatta bazen birkaç yerde yapılması önerilip de yaptırmayan hastalar özellikle boşuna şimdiye kadar bekledim derler. Zor gibi algılanıyor ama uyutularak yapılıyor. Uyutmada öyle büyük bir anestezi, yani bir ameliyatta verdiğimiz gibi bir büyük bir narkozda değil, damardan iğne yapılıyor. İğne yapılmadan önce boğazımıza sprey sıkılıyor, ilaçlı bir sprey. O yutkunma refleksini azaltıyor, yani örme ve yutkunma. Dolayısıyla endoskop daha rahat giriyor. Artı iğneyle uyutuluyor hastalar. O olayı hatırlamıyorlar, yani uykuda geçiyor. Uyandığında hatırlamıyor. Yani çok da kısa sürüyor endoskopi süreci. Yani işlem yapılmayacaksa evet kısa sürer. Yani endoskopi dışında bir müdahale olmayacaksa, gözlem tanı amaçlı dışında bir şey yapılmayacaksa kısa süreli bir işlem. Ayşegül Hocam, her mide rahatsızlığıyla şikayetiyle gelen hastalarımıza endoskopi yapılmalı mıdır? Her hastaya elbette ki yapmamız gerekmiyor. Endoskopiyi. Bunun için hastanın yaşı, şikayetinin başlangıç tarihi, beraberinde başka şikayetler olup olmaması önemli. Yani hemen bir gün, iki gün, üç günlük mide ağrısıyla gelen hastaya tabii ki direkt endoskopi yaptırmamızın bir anlamı yok. Bir diyet verilir, bir müddet ilaç verilebilir, bu şekilde takip edilebilir. Ama hastanın ağrısı uzun zamandır varsa, kilo kaybı varsa, ailesinde ciddi bir mide hastalığı varsa çok gecikmeden bu hastalara tabii ki endoskopi yapmak gerekiyor. Yani özellikle bir aydan uzun süren şikayetlerde muhakkak endoskopiyle bakmakta fayda var. Bir de her hastanın ağrı eşiği, hastalıktan şikayet etme durumu aynı olmayabilir. Daha uzun süreden beri de olabilir. Onun için genellikle endoskopi yaptırıyoruz ama tabii çok böyle kısa süreli ağrılarda, çok yeni başlayan ağrıları takip etmek daha doğru olur. Ama her karın ağrısı veya mide ağrısıyla gelen her hastaya, ama her hastaya muhakkak ki ultrason yapılması gerekiyor. Hem hasta için zahmetsiz hem kolay bir görüntüleme yöntemi. Çok mide ile ilgili ülser, gastrit bunları göstermez ama en azından mide dışında karaciğerde bir hastalık olur, tümör olur veya kist olur, safrada taş olur, çamur olur veya ne bileyim bazen bir apandisit bile bir mide ağrısıyla başlayabilir. Yani acil mide dışında bir problem var mı yok mu, genel olarak batını değerlendirmek için bir ultrason muhakkak ki her hastaya yapılması gerekir. Ama endoskopi için biraz beklenebilir. Hastanın durumu değerlendirilir. Ama uzun süren bir ağrıysa, kıvrandırıcı bir ağrıysa, beraberinde kilo kaybı, iştahsızlık gibi önceden gelen başka şikayetler varsa, mesela kanlı kusma varsa, büyük abdestinde siyahlaşma varsa, bunlarda derhal endoskopi yapılması gerekiyor acil bir şekilde. Onu tamamen hastanın durumuna göre değerlendirmekte fayda var.